Evet, bugüne diş beyazlatma ile başlıyoruz. Biliyorsunuz bir önceki seansta tanışmıştık. Aslında aynı günde her şey yapılıyor ama biz sizlere bunu birkaç günde veriyoruz. Tanıştık, diş taşlarını temizledik, ortamdan uzaklaştırdık ve ne yapacağımıza karar verdik. Dişler kırık kırık, tıkırıkları bonding yapacağız demiştik ve diş beyazlatma yapacağız demiştik. Diş beyazlatmaya başlıyorum. Diş beyazlatmanın mantığını size anlatmak istiyorum. Birincisi, diş etleri korunuyor. Diş etlerine koruyucu malzeme uyguluyorum. Bu şekilde beyazlatma ajanları diş etine zarar verebilir diye diş etlerini koruyoruz. Evet, ışıklayalım. Bu koruyucu ajan diş etlerini korudu. Diş beyazlatma muhakkak diş hekimi kontrolünde yapılmalı. Eğer dişlerimiz sarıysa doğuştan veya zamanla sarardıysa diş beyazlatması için güzel bir alternatif. Diş beyazlatma ajanı dişlerin üzerine uygulanıyor. Ondan sonra özel bir ışık kaynağıyla bu iş aktive ediliyor. Ajanı uyguluyorum. İnce bir tabak halinde dişlerin üzerine sıkılıyor. Evet. Bu şekilde dişlerin üzerine uyguluyoruz. Biraz söndürüyorum sizi. Şimdi lütfen dişinizi beyazlatmak için limon, karbonat, herhangi bir şey komşudan duyduğunuzu yapmayın. Size zarar verir bu. Başta dişi temizliyor, beyazlatıyor gibi görünse de dişin minesini çizer, dişe zarar verir. Herkes şunu soruyor. Diş hekiminde yapılan diş beyazlatma işlemi bana zarar verir mi diye. Diş hekiminde yapılan işlem size zarar vermez çünkü diş hekimi kontrolünde. Bazı onaylardan geçmiş ürünler kullanarak yapıldığı için size zarar vermez. Diş beyazlatma bazı durumlarda başarılı olmayabilir. Bazı dişler vardır ki beyazlamaz. Bunlar çok çatlamış dişler, çok aşınmış dişler, grileşmiş dişler. E peki benim dişlerim çatladı, grileşti, aşındı. Ne yapabilirim doktor bey diye merak edersiniz. Sizin için en güzel çözüm lamine ile yapılan gülüş tasarımıdır. Genelde böyle dişler daha ilerlemiş yaşlı insanlarda bulunur. Öyle olduğu için zaten diş aşınmıştır, kısalmıştır, görünmez hale gelmiştir. Laminelerle dişin ön yüzüne yapıştırılıp tek 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 güzel bir tasarım oluşturursak kişi daha genç, daha güzel olacaktır ve daha beyaz dişlere kavuşacaktır. Yani böyle vakalarda porselen lamine sizin için çok uygun bir alternatif. Veya dişlerimizde aralıklar var, aralıklardan memnun değiliz. Ancak dişimiz de sarı, o zaman dişi beyazlatırız güzelce. Beyazlattıktan sonra aralıkları da bonding yöntemleriyle kapatırız. Estetik diş hekimliği birçok konu içinde barındırıyor. Genelde insanlar diş yaptırmayı şöyle soruyorlar. Doktor bey işte 32 dişi yaptırmak istiyorum veya 28 dişi yaptırmak istiyorum diye. Öyle bir şey yok. Bazen birkaç dişe dokunarak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. O yüzden lütfen bu konu hakkında diş hekiminizden detaylı bilgi isteyin. Ajanı uyguladık. Şimdi ışını aktive edelim. Devam edelim. Aşağı yukarı 1 saat sürecek. Ve tekrar ediyorum. Çay, kahve, asitli gıdalar içecekler. Bunlar bize zarar verir. Lütfen az tüketelim. Sigara içmeyelim. Bakalım kendimize. Kendimize ne kadar iyi bakarsak o kadar kaliteli yaşarız. Uzun yaşamak kadar kaliteli yaşamak da önemli. Evet. Bu şekilde. Start. Gözlük. Gözlük uyguluyoruz. Bakalım. Bu şekilde ışık kaynağı dişin üzerindeki beyazlatma ajanını aktive ediyor. Ve dediğim gibi 45 dakika bu şekilde bekleyeceğiz. Şimdi diş beyazlatma işlemi devam ediyor. Aşağı yukarı 45 dakika sonunda dişler daha beyaz hale gelmiş olacak. Bu işlemin ömrü aşağı yukarı 1 senedir. Kişi iyi bakarsa daha uzun sürer. 1 senenin sonunda dişler eski haline geri gelecektir. Diş beyazlatma bitince hanımefendinin dişlerinde kırıklar vardı biliyorsunuz. Minik minik aralıklar vardı. Kırık için, aralık için en iyi tedavi yöntemi hep konuşuyoruz. Bonding yöntemidir. Dişe zarar vermeden sadece kırığı tamir etmek veya aralığı doldurmak mümkündür. Diyelim ki çok oluyor maalesef. Çocuklarımız düştü.
dişi kırıldı. Küçük yaşta zaten lamine veya porselen yapmak doğru değildir. Bonding ile hemen tedavi etmek mümkün. İlerlemiş yaşlara kadar bunu idare etmesi mümkün. Yani 18 yaşına kadar. 18 yaşından sonra başka tedavi düşünülebilir. Bugün beyazlatma günümüzde umarım bilgilendirdim sizleri. Aslında her şey aynı seansta bitiyor. Temizlik, beyazlatma, bonding, düş düzeltme tek seanslık işlem bu. Ancak programımızın formatından dolayı bir sonraki gün size bonding göstereceğim. Detaylı olarak göstereceğim. Görüşmek üzere.